Selam millet, EVP'ye hoş geldiniz. Ersin ben, yanımda Eyüp var. Eyüp Şen. Hoş geldin Eyüp. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol, ben deyim. Mi 9S'yi kullanıyorsun. Evet. Anlatsana bize, ne zamandan beri Mi 9S'yi kullanıyorsun? Tabii ki bu arada Eyüp Şen kim? Bundan önce ne kullanıyordu falan, onlardan da bahset tamam. Bize. Adım Eyüp Şen. Diş protez teknisyeniyim. 23 Haziran'dan beri Xiaomi Mi 9S'yi kullanıyorum. Gayet memnunum. Bundan önce ne kullanıyordun? Bundan önce Galaxy S6 Edge kullanıyordum. Yurt dışından almıştım onu. Tamam. Onu kendi pasaportuma kaydetmiştim. Onu da 3,5 sene civarı kullandım. Haziran diyorsun, şimdi Kasım'dayız. 5 aydır kullanıyorsun. Yani 5 aydır kullanıyorum. Gayet de memnunum. 5 yani. Ay süper bir şey zaman. Yani. Bunu alırken tek seçenek bu muydu Eyüp? Hayır. Önündeki başka cihaz, hangi cihazlar arasından seçim yaparak karar verdin? Ne vardı kafada başka? Xiaomi Mix 3 düşünüyordum. Tamam. Ama mağazaya gittiğimde, Mi Store'a gittiğimde Xiaomi Mix 3'e baktım. Yani biraz büyüktü ve fiyatı da aksine hani biraz yüksekti. Buna baktım, hani ele oturuşu olsun, süper AMOLED ekran kullanmış. Çok güzel bir ekranı vardı. Ele oturması falan, yani yani büyük telefon kullanmaktansa küçük telefon kullanmayı tercih ettim. Okey. Sen çok... Xiaomi'yi kafaya koymuştun, yani Samsung'dan Xiaomi'ye geçecektin. Yani Xiaomi uzun zamandır kafamda vardı. Tamam. Mağazaya gidince seçenekler yani, arasında buna karar verdim. Aynen öyle. Bu arada hangi mağazadan aldın sen bunu? Yani... Bunu mağazadan almadım da yani yurt dışı cihaz olarak yani aldım. Gittin mağazada baktın. Çünkü anladım. 128'liği yoktu zannedersem, bir de 128'liği bayağı pahalıydı. Ben yarı fiyatına aldım yani bunu. Seninki 6'ya 128 olan mı? Aynen öyle. Okey. Güzel bir kırmızı kılıf kullanıyorsun. Evet. Cihaz da siyah galiba, değil mi? Siyah cihaz. Okey, tamam, süper. Yani maviyi almak istemedim çünkü bir zamandan sonra sıkılırım diye siyah tercih ettim. Kaplarla falan değiştiririm rengini diye süper. Düşündüm. Şimdi şeyi merak ediyorum. Eyüp nasıl bir telefon kullanıcısı Eyüp? Şimdi çalışıyorsun. Evet. İş yaparken herhalde telefonla çok fazla ilgilenecek yani, zamanın yok, olmuyordu diye olmuyor, tahmin ediyorum, aynen, değil mi? Mesela sabah kaçta evden çıkıyorsun normalde, akşam kaçta eve gelmiş oluyorsun, bize bir anlatsın onu. Yani değişiyor, bazen sabah 6.30'da bazen 8-9 gibi çıkıyorum evden. Hı-hı. Tam şarjlı olarak çıkıyorum. Akşama götürüyor beni. Bataryası küçük biraz ama hani beni bir gün götürüyor. 3070 mAh'lik evet, bir bataryası var bu telefonun. 3070 mAh'lik bir bataryası var. Hani yeni çıkan cihazda zaten ekranı da Super AMOLED olduğu için hani bataryayı düzgün bir şekilde kullanıyor. Seni götürecek bir şekilde kullanıyor. Hani IPS ekran falan olsa götürmez. Ne yapıyor Eyüp bütün gün? Mesela işe toplu taşımayla mı gidip gidiyorsun? Toplu taşıma kullanıyorum, servis kullanıyorum, değişiyor yani. Bu da demek yani. Ki yani gidip gelirken kullanıyorsun. Tabii, ne yapıyorsun mesela? Mesela? Müzik mi dinliyorsun? Müzik dinliyorum Spotify'dan. Hı hı. Spotify'dan müzik dinlemek hani biraz şarjı götürüyor ister istemez. Bluetooth'la gördüm, bir tane de kulaklığın var burada. Aynen. Neydi markası? Baseus. Baseus, okey. Encog S06. Memnun musun bu kulaklıktan? Çok memnunum. Yani tavsiye ederim arkadaşlara. Hani ses konusundan, batarya konusundan... bir 6-6,5 saat bir şarjı gidiyor. Çok güzel. Yani bir 2 saatte falan şarj oluyor. Basları, tizleri çok güzel yani. Bunu da tavsiye ederim. Yani çok güzel bir S'nin ses performansından memnun musun? S'nin ses performansı derken hoparlör falan. Hoparlörü çok güzel. Yüksek bir sesi var ama mesela çok tiz bir sesi var. Hani bas değil, sonra stereo hoparlör kullanmamışlar. Bu ya bu segmentte bir telefon için stereo hoparlör kullanmamaları normal bir şey ama ne bileyim kullanabilirlerdi hani çok güzel olurdu yani stereo hoparlör ama çok tiz bir sesi var. Yüksek bir sesi var ama tiz biraz. Sen daha çok hoparlörü değil kulaklıkla kullanmayı aynen, tercih ediyorsun. Aynen kulaklıkla zaten 3,5 mm'lik jack girişi olmadığı için ister istemez diyorsun. Yani çevirici çıkıyor içinden ama hani kablolu kulaklık kullanırken sağa sola ne bileyim böyle her yerine dolanıyor. O yüzden Bluetooth kullanmak daha çok hoşuma gidiyor. Eyüp S'nin, Mi 9S'nin performansından memnun mu? Bunda performans. 700 seviyesinden 712 var işlemci olarak. Aynen. 712 var. Yani performansı ya şu an kaldıramadığı hiçbir oyun yok yani. Çok oyun oynar mısın Eyüp? Ya çok oyun derken nadir oynarım. Çok değil yani böyle hani çok haşır neşir değil. Ama eminim cihazı aldıktan sonra işte şu da oynuyor mu bu da oynuyor mu diye bir de tur atmışsın, tabii, denemişsin. Tabii oyunları yükledim yani bunu kaldırabileceği en son seviye oyunları bile oynadım. Hiçbirini hani kasmadan rahat bir şekilde ya PUBG falan zaten onları saymıyorum. Yani Modern Combat oynuyorum mobile olan.
Onu oynuyorum. Mesela hiç kasmadan oynayabiliyoruz. Mi 9S'nin sence yapamadığı ya da yaparken zorlandığı herhangi bir iş var mı? Şeyinden şikayetçiyim ben, mikrofonundan. Hani konuşurken karşı tarafa tamam iyi hoş güzel ama mesela arabada giderken herkes sever yani bir snap çekmeyi müzikle falan. Yüksek ses dinlemeyi seviyorum. Yüksek seslerde sesi biraz bozuyor yani şey oluyor, patlıyor ses. Şeyden bahsediyoruz, doğru anlıyor musun? Video kaydederken. Aynen, video kaydederken. Sesi aldığında ne yapıyor sesi? Sesi patlatıyor biraz mu? Patlatıyor, hani cızırtı çıkıyor videolarda. Anladım. O da beni çok rahatsız eden bir konu. Tek eksiği yani tek eksiğinden biri falan odur. Bir de damla çentiyi sevmiyorum. Yani eğer bunun mesela Mi 10 falan Mi 11 çıkarsa, SE veya hani küçük bir cihazı damla çentiksiz olursa kesinlikle onu alırım. Damla çentik seni hangi anlamda rahatsız ediyor Yiğit? Ya görüntü olarak. Ha, görüntü, görüntü olarak beni rahatsız ediyor. O yüzden damla çentiyi de pek sevdiğim söylenemez yani. Şunu soracağım sana. Şimdi hani bu snap atarken falan dedin ya. Tahmin ediyorum ki sosyal medyayla çok yani, şeysin. Çok haşır neşir değilim ama insan ara sıra böyle atıp... Bu da demek ki fotoğraf falan da çekiyorsun. Çekiyorum tabii. Kamerasıyla ilgili ne söylersin? Kamerası bize? Yani şu ana kadar kullandığım kameralar arasındaki en iyi kamera yani. 48 megapiksel bir kamerası var. Sonra gece moda olsun çok güzel resimler çıkartıyor. Yani arkadaşlarımda mesela iPhone 8 Plus var. Hı hı. Yani bir yere gittiğimizde işte resimleri sen çek gece modunda falan. İşte senin telefon daha güzel çekiyor gibi şeyler söylüyorlar. Sen çektiğin fotoğrafları ise beğeniyor musun? Tabii ki. Süper, çok yani güzel. Yani sosyal medyada da paylaşıyorum fotoğraflarımı. Yani olabilecek en iyi görüntüyü veriyor şu anda bana. Teknolojinin geldiği en iyi. Hiç video çekiyor musun Eyüp? Video çekiyorum. Optik sabitleyicisi yok ama hani gene iyi denecek, yani çok iyi denecek bir video çekim şeyi snap veriyor. Snap atmak dışında normal video çektiğinde de şu bahsettiğin ses, evet, deformasyonunu yaşıyor musun? Evet, oluyor. Tamam, yani o sadece mesela, Snapchat uygulamasına özel bir şey değil yani, onu aynen, anlayalım. Aynen. Mesela Gelişim Üniversitesi'nde mezun oldum. Oradaki mezun olurken müzik vardı mesela. Müziği çekerken yüksek ses, hani Erdem Beyaz Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Onun müzik, mesela müzik varken çektiğimde çok cızırtı geliyordu yani ondan. Aynen. O beni rahatsız etti hani mesela o mutlu anımı çekerken. O cızırtının gelmesi beni rahatsız etti. Anladım. Etrafında senden başka Xiaomi cihaz kullanan var mı Erdem? Tabii ki var. Hatta ben tavsiye ettim. Mesela daha önceki bir arkadaşım iPhone kullanıcısıydı. Hı hı. iPhone 6'ydı zannedersem. Ona da aynı cihazdan aldırttım yani. Ve şu an çok memnun. Senden sonra aldı değil mi? Evet evet. Sonra ablama bir Redmi Note 8 aldım. Yine ya daha yakın zamanda daha aldınız. Yeni. Sonra bir başka arkadaşım, o da iPhone kullanıyordu. Ona da bir Redmi Note 8 Pro aldım. Hepsi de çok memnun yani. Bu her iki ay ablan ne kullanıyordu önceden? Ablam da bir şey T80 miydi neydi? Türkcell'in telefonu. Türkcell'in, aynen okay, aynen. Bu telefonu. Şey iPhone kullanan her iki arkadaşın da memnun mu şu anda? Şu an çok memnunlar yani. Hatta en son aldığım arkadaşım, Redmi Note 8 Pro kullanan arkadaşım yani... Çok sıkıldım ya, artık şarjı bitmiyor, bunu ne yapabilirim diye. Hayır, o ne kullanıyordu iPhone? iPhone 6 Plus kullanıyordu. Yani tabii onun pili bitmişti artık yani, şey olarak. iPhone'ların da hani bir 8 ay, 1 sene falan kullandıktan sonra yani pil ömrü bitiyor yani, değiştirmek gerekiyor. Sen anladığım kadarıyla yeni mezunsun değil mi? Yani bu yıl mezun oldun. Okulda sizin şeyde yani birlikte ders yaptığın, ders aldığın arkadaşlarınızla Xiaomi çok kullanıcısı var mıydı? Xiaomi yani, Xiaomi son senelerde parladığı için yani bu 6... Yani son bir senede parladığı için ben de bir 7-8 ay önce mezun oldum. Yani o sürede hani çok bilinmiyordu. O yüzden kullanan çok fazla görmedim. Yani görsem bile bir iki tane görmüştüm. İnsanlar soruyorlar mı sana bunun markası ne, tabii, niye tabii. Bunu aldın? Mesela ne diyorsun mesela? Mesela ben sana şey desem, Eyüp bunun markası ne, niye bunu aldın desem. Ne diyorsun bana Eyüp? Mesela geçen iş yerinde de hani ters duruyordu telefon. Arkadaşım geldi hani dedi ki bunun kamerası ne güzel ya, öyle etrafında böyle bir şey var, hologram var böyle, ne ya bunun markası. Sonra yani soran oluyor ya böyle, hani memnun musun falan. Peki Xiaomi dediğin zaman biliyorlar mı çoğunlukla, yoksa çoğunlukla ilk kez senden mi duymuş oluyorlar? Yani çoğunluğu hani böyle çok telefonla haşır neşir olmayan insanlar hani o ne ya, hani nerenin markası ya, işte Çin diyorum. Aa, Çinler kötü olur ama bilmiyorlar ki işte yani Çin. Ya bunlar iPhone'u geçebilecek
cihazlar yani. Öyle diyeyim ya. Hani iPhone'un oturmuş bir şeyi var ama yani ileride bu cihazlar çok kullanılabilecek bir şey yani. Sana bir şey sormak istiyorum. Şimdi 5 ayda ve 6 ayda bunu kullanıyorsun ya. Bu kullandığın 6 aylık süre boyunca keşke Mi 9S'yi almasaydım da atıyorum Mi Mix 3'ü alsaydım ya da attım Mi 9T'yi alsaydım ya da Mi 9 alsaydım falan, kafandan geçirdiğin bir şey oldu mu? Mesela Mi 9T de geldi yurt dışından bana. Kuzenim getirdi. Yeğenine verecektim mesela. O geldi, hani kullandım. Hani bunun ya tabii o çok güzel, hani böyle çentiksiz ekran falan. Çok pop-up hoşuma gitti var. Pop-up kamerası. Ama hani çok büyüktü yani, hani çok sevemedim yani. Cebime koyduğumda yarısı dışarıda kalıyordu. Hoşuma gitmedi yani. Bu telefon hem cebe koyduğumu hissetmiyorsun yani, istediğin gibi kullanabiliyorsun. Yatakta kullanırken bir ağırlığı yok yani. Sen uzunca bir süre, bir önceki telefonunu uzunca bir süre kullanmışsın tabii ya. Tabii tabii 3 yıl. Bunda hedef ne Eyüp? Bunda bir 4-5, 3-4 sene. 4. Ya yeni telefon çıkarsa ama fikrim değişebilir. Ama şu an hiçbir şikayetim yok, kullanıyorum. Hani mikrofonu dışında işte. Ne bileyim, pili bazen canımı sıkabiliyor yani günde, yani akşamlara doğru bir azalıyor. Şarj edebiliyorum ha. Yani öyle. Peki mesela hiç şöyle bir soruyla karşılaştın mı Erdem? Mesela bir arkadaşı, Eyüp özür diliyorum. Sen şimdi biraz önce sizin mezuniyet töreninin yapıldığı tesislerini söyledin ya. Ben de orada Erdem diye kaldım, kusura bakma. Evet, estağfurullah. Hiç şöyle bir soruyla karşılaştın mı mesela? Seni tanıyan insanlardan bir tanesi sana gidip, ya ben telefon alacağım, sen bunu kullanıyorsun ama insanlar Mi 9T diyorlar hani, hı-hı, sorulduğu zaman iyi telefon falan diye. Sence hangisini alayım falan diye sorun oldu mu sana hiç? Ya hangisini alayım dedikleri oluyor da, ben mesela yeni çıkan cihazları daha çok tavsiye ediyorum veya mesela yani çok telefonla... Note 8'i falan tavsiye ediyorsun. Yani hani mesela çok telefonla haşır neşir değil, pili iyi gitsin diyor, gün içinde beni götürsün diyor. Mesela Redmi Note 8 tavsiye ediyorum. Mesela diğer arkadaşım Note 8 Pro aldığım, o da çok telefonla haşır neşir değil. Hani güzel kamera, güzel fotoğraflar çekeyim ne bileyim. Redmi Note 8 Pro'nun da zaten 64 megapiksellik bir Türkiye'de tek bir kamerası, hı-hı, var. Çok güzel bir kamerası var. Hani böyle çok telefonla haşır neşir olmayan insanlar, bataryası beni iyi götürsün, beni yarı yola bırakmasın dediklerinde hani daha çok yeni çıkan telefonları tavsiye ediyorum yani. Mesela iş yerinden başka biri daha sordu hani ne alayım diye. Ona da Redmi Note 8A tavsiye ettim. Çünkü 5 miliamperlik bir, hı hı, bataryası 5000'lik, var. 5000'lik. Fiyatı da gayet ekonomik. Ya çok ekonomik. Hı hı. 1000 liraya, 1100 liraya bulabiliyorsun Türkiye garantili. Yani onları tavsiye ediyorum. Genellikle yani bütün çevremdeki insanlara Xiaomi'yi tavsiye ediyorum. Ve size de tavsiye ediyorum. Gerçekten kullanın yani. Benim anladığım kadarıyla zaten sen söyledin, tavsiye ediyorum. Memnunsun şeyden. Çok memnun. Ne der? Peki bir soru soracağım, ondan sonra videoyu kapatalım. Tamam. Sence kim Xiaomi Mi 9S'yi almasın? Kim almasın? Yani nasıl bir ihtiyacı olan adam bunu almasın? O ihtiyacı karşılamaz sence? Ya bu soruya herhalde cevap veremem. Çünkü herkes alsın diyorsun. Herkesin okay, alabileceği, herkesin kullanabileceği, herkesin sıkıntı çekmeden kullanabileceği bir cihazdır. Yani kesinlikle alabilirsiniz. Tavsiye ediyorum sonuna kadar. Süper. Çok sağ ol. Zaman ayırdın, geldin buraya ne kadar. Sence cihazla ilgili konuşmamız gereken ama unuttuğumuz herhangi bir şey kalmış mıdır? Bir notlarına bakmak ister misin? Tabii, tabii. Arkadaşlar Eyüp'ün telefonuna aldığı bazı notları vardı. O notlarının ben gördüğüm kadarıyla hepsinin üstünden geçtik galiba ama yani, unuttuğumuz bir şey varsa. Arayüzü, sorun lütfen. Çok güzel mesela arayüzü, hani iPhone X herkesin bir hayalidir ama ne bileyim fiyatlardan dolayı herkes alamaz. Yani iPhone X hani ideal bir telefon. Sonra yani herkesin almak istediği bir telefon. Fiyatı yüksek olduğu için kimse hani herkes alamıyor yani. O yüzden arayüzü iPhone'a da benziyor biraz hani. O yüzden sonra böyle bir segmentte yani parmak izi ekranda olması çok güzel. Hani bu fiyata çok başarılı bir cihaz yani. Sonra bildirim ışığı yok. Hı hı. Yani bildirim ışığı da olsaydı gerçekten çok iyi olurdu. Başka da bir şikayetim yok yani. Süper, çok memnunum bu telefonum. Çok sağ ol zamanı yiyip geldiğin için. Ne demeksin Eyüp?
Sıcak karşılamanız için çok teşekkür eyvallah, ederim. Eyvallah, sağ olasın. Arkadaşlar lütfen siz de Eyüp'ün yaptığı gibi hvp.com.tr/sizin görüşünüz adresindeki formu doldurup buyurun buraya gelin stüdyomuzda. Hangi markanın hangi modelini kullanıyor oluyorsunuz olun, kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşın. Sizlerden birisi de çekeceğimiz bir başka sizin görüşünüz videosunda bir araya gelinceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.